Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne yakışıklılık. Estağfurullah. Bu sizin güzelliğiniz. Şimdi galaya geldik. Çok özel bir film. Nasıl evet. Bir film bekliyoruz bu kadrodan? Bu kadrodan özellikle yönetmenimiz Mehmet Bey, çok sevdiğim bir abim. Yani sanatsal bir dram filmi izleyeceğiz muhtemelen. Zaten resimler çok güzel. Güzel bir şey izleyeceğimizden eminim. Filmin kendi içinde de bir dram hikayesi varmış. Film depremde enkaz arasından çıkarılmış ve tek kopyaymış, biliyor musunuz? Gerçekten. Bunu bilmiyordum. Mehmet abiyle çok konuştuk ama bunu anlatmadı. Çok enteresan bir hikayesi var filmin. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Neler yapalım? Tatil. Yeni geziyoruz. Sezona hazırlık. Evet, yeni sezona hem imaj olarak hem duygu olarak hazırlanıyoruz. Aynı zamanda iki tane single çalışmamız var. Single çalışması çok. Yani yazı boş geçirmemek için. Çok çok güzel. Boş durmayı seven bir insan değilim. Biraz o yüzden yapıyorum. Bir de Ölümüne şarkımızı 2 yıldır izleyenlerimiz istiyordu, talep ediyordu. Biraz görevimiz oldu yani. Çok çok güzel. Peki efendim, gündemle ilgili bir soru soracağım müsaadeniz olursa. Meslektaşınız oyuncu Uras Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde bir erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa öpüştü. Hı-hı. Bu görüntüler de basına yansıdı. Sizce oyuncu her rolü oynamalı mı? Yani oyuncu her rolü oynayabilmeli. O potansiyele sahip olabilmeli. Peki size böyle ama kariyersel olarak herkes her rolü oynamak zorunda değil. Yani herkesin bir kariyer yönetimi var. Daha önce oynadığı, insanların tanıdığı, beklediği, yakıştıramadığı, bunları da göz önünde bulundurarak yapmak lazım. Yani Uras'tan bu yakışan bir şey mi? Ona ben absürt bulmadım. Ben yapsam belki yakışmayacak. Size böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Geldiğinde konuşuruz. Yani senaryonun içinde böyle bir akışın olması sizi rahatsız eder mi? En azından öyle söyleyeyim. Hikayeye hizmet ediyorsa etmez. Etmez. Hı-hı. Peki efendim, son günlerde, daha doğrusu son aylarda Türkiye'nin ve dünyanın tek bir gündemi var. Gazze. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ne zaman bitecek bu durum? Ne zaman bitecek? Bütün insanlık bu olayın gerçek bir insanlık dramı, gerçek bir soykırım olduğunu kabul ettiğinde. Yani şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu benim, yani bana düşmüş bir şey değil belki. Ama ben bu milletin bir vatandaşı olarak, bir insan olarak şunu söylemek istiyorum. İnsanlar hayatlarına devam edebilir. Mesela bugün bir galaya geldik. Gala yapabiliriz, film çekebiliriz, oynayabiliriz, alkışlayabiliriz, gülebiliriz. Ama aklımızın bir köşesinde orada masum insanların öldüğünü unutmamamız gerekiyor. Yani bunu unutmadan hayatımıza devam edebiliriz. Bunda bir problem yok. Etmeliyiz, etmek zorundayız. Etmemiz daha doğru zaten. Ama unutmayalım. Ayda yılda bir de olsa böyle özellikle kitlelere hitap edebilecek insanların hani kendi kitlelerini de yormadan, onların da canını işte görselini bir şeyini bozmadan bir şekilde unutmadığını gösterebilir. Bu kadar. Senin gözlerin dolu dolu oldu ya. Gerçekten. Yani masum insanlar, özellikle çocuklar hani ölmesin yani. Bunun için bir şeyler yapılabilir. Şu an sen bu soruyu soruyorsan sen bir şey yapıyorsun. Ben buna cevap veriyorsam, arkadaş çekiyorsa ve bu yayınlanacaksa, belki bundan biri etkilenecekse, biz bunun için şu anda mücadele ediyoruz. Ne demişler? Bir zulme sessiz kalma. Ona engel olabiliyor, ona engel olamıyorsan, zulme engel olamıyorsan bunu duyur. Bazı oyuncular da, bazı meslektaşlarınız da bu sorular sorulunca rahatsız oluyorlar. Bunu, bu soruları ve verilen cevapları popülist sorular ve cevaplar olarak nitelendiriliyorlar. Şöyle, aynı şu buna orada arada çok ince bir çizgi var. Yani şöyle ince bir çizgi. Bunu söylediğimde şimdi belki bana da söyleyecekler. Duyar mı kasıyorsun diyecekler. Şimdi duyar kasmakla duyarlılık aynı şey değil. Yani bunu duyar kasmak için söylüyorsan, yine de bir şeye hizmet ediyorsa Allah razı olsun. Onda sıkıntı yok. Ama duyarlılık oluşturmak için söylüyorsan zaten Allah'ın rızasını almışsındır. Onda sıkıntı yok. Kesinlikle. Bir de Türkiye'nin son haftada özellikle çok konuştuğu bir konu var. Mülteci sorunu yine hortladı. Bu konuda neler söyleyeceksin? O konu biraz siyasi bir konu. Bir vatandaş olarak sence mülteciler artık yavaş yavaş ülkelerine geri dönmeli mi? Öyle sorayım o zaman. Bence her insan kendi vatanında yaşamalı. Oradaki mültecilerden zaman zaman rahatsız oluyor musun sen? Yani kötü herkesten rahatsız olurum. Ama genel olarak evet, bizim toplumumuz, biz mültecilerden rahatsızız diyorsa ben toplumumun yanındayım. Sıkıntı yok. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.